Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün yeni konumuza başlıyoruz. Bugünkü konumuz ne olacak? Ekosistemi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Bugünkü dersimizde hemen takvimi göstererek başlıyorum. Ekosisteme etkileyen faktörleri bugünkü dersimizde yapıyoruz. Haftaya canlılarda beslenme şekillerine geçiyoruz. Bir sonraki haftada da yazılı kampımız başlıyor gençler. Tabii ki sadece biyoloji yazılısına hazırlık yapmayacağız. Kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, fizik ve tarih yazılılarına hazırlanacağız. 18 Mart'ın olduğu hafta gençler. Ödevlerinizi de verelim konumuza hızlı bir şekilde geçiş yapalım. İlk dersimizde ekoloji ünitesine başladığımız zaman ekolojik kavramlar konumuz olmuştu. Ekolojik kavramlar bizim için çok önemli. Neden? konunun devamında bu tanımlar bu kavramlar devamlı olarak karşımıza çıkacak. O yüzden o kavramlara dikkat edin hatta ben dersin başında küçük bir hatırlatma da yapacağım size. Bugünkü dersimizde de cansız faktörlerle başlayacağız yani abiyotik faktörlerle başlıyorsunuz. Sayfa 137'den hemen tarama testini de çözüyorsunuz enerji akışına geçmiyorsunuz. Sayfa 143'e kadar 10 dinamodan çözmüş olmanız gerekiyor. 0'dan 10'a biyoloji de de aynı mantık geçerli gençler enerji akışlarına geçmeyeceğiz. Biyotik ve abiyotik faktörler dersimizin konusu olacak. Sayfa 142'den başlıyorsunuz. Bu dersi bitirdiğimiz zaman hemen tara geç testinin sonuna kadar geliyorsunuz. Yani sayfa 151'e kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Ödevlerinizi de en baştan verdiğime göre yaslanın arkanıza ders başlıyor. Şimdi öncelikli olarak 2. Bugünkü dersimizde ekosistemi etkileyen cansız faktörlerden ve canlı faktörlerden bahsedeceğiz. Kısaca küçük bir hatırlatma yapmış olacak olursak ünitenin adı neydi? Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarıydı. Ekoloji ne demekti? Çevre bilimi anlamına geliyordu aslında. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle iletişimlerini, etkileşimlerini inceleyen bilim dalına ekoloji ismini veriyorduk. E evet, dünya üzerinde çok fazla derecede canlı türü var. O zaman ekolojinin tüm canlılar üzerinde çalışma yapması mümkün değil. Biyoloji bazı alt bilim dallarına da ayrılacak gençler. Bunun haricinde çok sık karşımıza çıkacak olan tanımlar vardı. Birincisi türün tanımıydı. Tür ne demek? Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen, çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyorduk. Çok kısadan sınırları belli bir alanda aynı tür canlılar bir araya geldikleri zaman popülasyon adını verdiğimiz toplulukları meydana getiriyordu. Popülasyonlar bir araya geldiğinde komüniteler meydana geliyordu. O zaman komüniteler içinde sınırları belli bir alanda birden fazla canlı bulundurur diyebiliriz. Komünitelere tutuyordum bir de cansız faktörleri ekliyordum. Komünitelere cansız faktörler eklendiği zaman bizim nelerimiz meydana gelecekti? Ekosistemlerimiz meydana gelecekti. Ekosistemlerin büyüklerine biyom ismini veriyorduk. Dünya üzerindeki tüm biyomlar, tüm ekosistemler bir araya geldiği zaman da biyosfer veya ekosfer adını verdiğimiz yapılar meydana geliyordu. Yani denizin en derin noktasından havanın en yüksek noktasına kadar canlıların yaşadığı katmanın tamamına birden Biosfer ismini veriyorduk. Sonra birkaç tane kavramdan daha bahsetmiştik. Bunlar neydi? Mesela ekolojik nişten bahsetmiştik. Neyle aklımızda kalacaktı işle? Ekolojik niş ekosistemde bir canlının üstüne düşen görev, iş anlamına geliyordu. Mesela benim Oksijen döngüsünde görevlerim var. Atmosferin oksijenini alıyorum, karbondioksit veriyorum. Azot döngüsünde yaptığım görevler var. Ben bir besinle besleniyorum, benim alıştırdığım atık başka bir canlının besini oluyor gibi düşünebilirsiniz. Sonra habitat kavramından da bahsetmiştik. Habitat neydi? kısacası canlının adresiydi. Bir canlının yaşama şansının, üreme şansının en yüksek olduğu alanlar en iyi alanlar onların habitatları oluyordu. Göçmen kuşları düşünmüştük. Demek ki canlılar dönemsel olarak habitatlarını değiştirebiliyorlardı. Veya habitatların büyüklüğü canlıdan canlıya farklılık gösterebiliyordu. Ekotondan da bahsetmiştik. Ekotonda neydi? İki ekosistemin kesişim noktasıydı. İki ekosisteme ait canlılar da bulunuyordu. O yüzden canlı çeşitliliği fazlaydı ama az bireyle temsil ediliyordu. En çok karşımıza çıkacak kavramlar bunlardı gençler. Küçük bir hatırlatmayla başlamış olayım. Hemen asıl konumuza geçiyorum. Bir bölgede bulunan canlı ve cansızların tamamına birden ekosistem ismini veriyoruz. Akdeniz ekosistemi dediğim zaman hem Akdeniz'deki bitkilerden, hayvanlardan yani canlılardan bahsediyorum hem de Akdeniz'in havasından, neminden, ikliminden bahsediyorum. Tabii ki ekosistemin e, yapısını oluşturan canlı ve cansız faktörler devamlı iletişim halinde, etkileşim halinde olacaklar. Havanın sıcaklığının değişmesi canlıları etkilemez mi? Havanın pH'ının veya iklimin değişmesi tabii ki canlıları etkilemiş olacak. İki ekosistem arasındaki kesişim noktasına ekoton denildiğini de tekrardan hatırlatayım. Ekotonlarda birey sayısı az olacak ama çeşitlilik fazla olacak. Bu nedenle de ekoton adını verdiğimiz bölgelerde canlılar arasında rekabet de fazla olacak bizim bugünkü dersimiz dedik ki ekosistemi etkileyen faktörler biyoloji ne demekti? Biyo canlı demekti, loji bilim demekti. Biyoloji canlı bilimi anlamına geliyordu. Ekosistemi etkileyen faktörler de bir canlı faktörler olacak. Yani biyotik faktörler bir de cansız faktörlerden bahsedeceğiz. A biyotik faktörler ismini vereceğiz gençler. Canlı faktörler dediğimiz zaman tabii ki ekosistemde canlıları beslenme çeşidine veya ekolojik nişlerine göre gruplandırabiliriz. Hatta ben size onun gruplandırmasını da yapayım gençler. Canlıları kendi içerisinde beslenme çeşidine göre gruplandırabiliyoruz. Beslenme çeşidine baktığımız zaman bazı canlılar hocam kendi besini kendi üretiyor. Biz onlara ototrof üretici diyoruz. Bazı canlılar besinle doğadan hazır olarak alıyor. Onlara tüketici heterotrof canlılar ismini veriyoruz. Çok nadir bazı canlılar da hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip. Yani İstediği zaman kendi besinini kendi üretiyor, kendi besinini kendi üretebileceği koşullar yoksa doğadan hazır olarak da alabiliyor. Büyük bir avantajdan bahsediyoruz ekolojik nişlerine göre canlıları da gruplandıracak olursak niş neydi? Ekosistemde üstüne düşen iş, görev anlamına geliyordu. Ekolojik nişlerine göre canlıları ototroflar diye birinci gruba ayırabiliriz. İkinci grubumuz da bu tarafla aynı besinini dışarıdan hazır olarak alanlar var. Hocam heterotroflar var diyebilirsin. Üçüncü grubumuz ise ayrıştırıcı canlılar veya ayrıştırıcı saprofit dediğimiz canlılardır. Ayrıştırıcı canlılar organik atıkları ölüleri parçalayan canlılar çürükçül canlılar aslında beslenme bakımından heterotroflar. O yüzden beslenme bakımından bir gruba ayırmadık ama ekolojik niş bakımından, madde döngülerinin gerçekleşmesi bakımından çok önemli göreve sahip oldukları için ayrı bir başlık gibi yazdık diyeyim. O zaman biyotik faktörler üretici, tüketici, hem üretici hem tüketici, heterotrof beslenme özelliğine sahip ayrıştırıcılar bu grubun içerisine girecek. Cansız faktörler ise enerji kaynağı, toprak, mineraller, sıcaklık, iklim ve su gibi faktörler olacak. Bu tarafa anlatırken biraz daha örnekler üzerinden ilerleyeceğiz. Sohbetvari bir ders olacak gençler. Çünkü bize yukarıda uzun bir metin yazacak. Diyecek ki yukarıda verilen olayla ilgili. Buna bakılarak dediği sorularda yukarıdaki metinden bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Öncelikli olarak tabii ki biyotik faktörlerle, canlı faktörlerle başlamış olayım. Ekosistemdeki canlılar hem birbirlerini etkiler hem de çevrelerini tabii ki etkilemiş olacaktır. Bir canlının ekosistemdeki görevine ne ismini veriyormuşuz? Ekolojik niş ismini veriyoruz. Örneğin bitkilere baktığın zaman ekosistemdeki görevlerine bir kere onlar ototrof yani üretici canlılar besin üretmek ekosistemdeki ekolojik nişlerinin içerisine girecek. Veya Bitkileri düşündüğümüz zaman onlar da oksijenli solunum yapan canlılar, atmosferden oksijen alıp karbondioksit verecekler, madde döngülerinde görev yapacaklar. Şunun da parantez içerisinde veya yıldız 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 içerisinde anlatayım gençler, madde döngüleri tabii ki ileriki konularda dersimizin konusu olacak. Ama Canlıların tamamı madde döngülerinde görev yapar. Madde döngüsünde görev yapmayan bir canlı söz konusu olamaz. Ben karbon döngüsünde de, azot döngüsünde de, su döngüsünde de görev yapıyorum. Suyu içiyorum, boşaltım yapıp bir atık oluşturuyorum veya her yaptığımda atmosfere su buharı veriyorum. Terliyorum. Su döngüsünde tabii ki ben de görev yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Üretici ototroflarla başlıyorum. Kafama yazacağım tanım şu. İnorganikten organik madde sentezleyebilen canlıyı gördüğün anda yapıştır. Ototroftur. Mesela ben inorganikten organik yapamam. İnorganikten organi ototrof canlılar yapabilir. Bunu da iki şekilde gerçekleştirebiliyorlar. İnorganik maddeden organik madde sentezini gerçekleştirirken güneş ışığını kullanan canlılara fotoototrof, fotosentez yapan canlılar ismini veriyoruz. Kimyasal enerjiyi kullanarak inorganikten organik yapanlara ise Kemo ototrof canlılar yaptıkları işe de kemo sentez ismini veriyoruz. O zaman fotosentez yapanlara foto ototrof canlılar ismini vereceğiz. Kemo sentez yapanlara ise kemo ototrof canlılar ismini vereceğiz. İkisini kendi içinde kıyas yaparsam Fotosentez ışık varlığında besin sentezlemek olduğuna göre fotosentez sadece ışık varlığında gündüz gerçekleşir diyebilirim. Kemosentezde ise kimyasal enerjiyi kullanıyorsun. Kimyasal enerjinin gündüz var gece yok gibi bir ayrımı yok. Yani kemosentez gece gündüz gerçekleşebilir. Tüketicilerin besin ve oksijen kaynağı tabii ki üretici canlılardır. Besin zincirlerinin ilk basamağını oluşturacaklar. Her zaman besin piramitleri, besin zincirleri üretici canlılarla başlamış olacak. Şunu da hatırlatayım, söyleyeyim arada. Mesela eskiden diyorlardı ki okyanusun bilmem kaç kilometre derinliği. Burada canlılar yaşayamaz. Neden? Güneş ışığı ulaşmıyor. Fotosentez gerçekleşmez üretici canlı olmadığına göre buralarda besin zinciri kurulamaz. Veya mağaranın bilmem kaç kilometre derinliği ya buraya ışık ulaşmıyor, fotosentez yok. O zaman burada canlı yaşamaz diyorlardı. Ama üretici canlı sadece fotosentez yapanlar değil ki. Kemosentez yapanlar da üretici canlılardır. Besin zincirleri kemosentez yapan canlılarla da başlar kemosentetiklerin güneş ışığına ihtiyacı yok ki. Bilmem kaç kilometre okyanusun derinliğinde kemosentetik bir canlı ile besin zinciri başlayabilir. Erozyonun önlenmesinde hani toprak toprağı kökleriyle bitkiler tutuyor ya o yüzden onu söylemek istiyoruz. Atmosferin oksijen ve karbondioksit dengesinin korunmasında bu canlılar rol oynayacaklar. Kara ekosistemlerinde üretici canlıların çoğunluğunu bitkiler oluşturacak ama biz artık ilkokula gitmiyoruz. Bazı bakteriler de üretici canlılardır, protist alemindeki da üretici canlılardır veya sucul ekosistemlerdeki alkiler de üretici canlılardır biliyoruz. Tüketici heterotrof canlılar dediğimiz zaman kendi besini kendi üretemeyen, Doğadan hazır olarak alan yani aslında üretici canlıları tüketerek beslenen canlılardan bahsediyoruz. Hayvanlar aleminin tamamı heterotrof, mantarlar aleminin tamamı heterotrof canlılardır amip gibi paramesyum gibi bazı protistler heterotrof bakterilerinde tabii ki ototrofları olduğu gibi heterotrof beslenenleri de var. Heterotrof canlıları da beslenme şekillerine göre gruplandırabiliyoruz. Yani doğadan hazır olarak alan canlıları bu seneki konumuz holozoik beslenenler olacak. Yani bunlar besinlerini katı parçalar halinde alıyorlar. Etçil, otçul, hepçil diye bunları gruplandıracağız. Simbiyotik yaşam bu seneki konumuz olmayacak gençler. İki veya daha fazla canlının birbirini etkileyerek yaşamasından bahsediyoruz. İki canlı birlikte yaşadığında birbirine fayda sağlayabilir veya biri fayda görürken diğeri zarar görebilir veya biri fayda görürken diğeri hiç etkilenmeyebilir gibi simbiyotik yaşam şekillerimiz var. Onlar 11. sınıf komünite ve popülasyon ekolojisinin konusu olacak. Yani bu sene simbiyotik yaşam şekilleri 10. sınıfta görülmeyecek. Ayrıştırıcı canlıları detaylı anlatacağım. Neden? Çünkü bunlar madde döngüleri için çok önemli. Kafana neyi kazı dedim? İnorganikten organik madde sentezini görüyorsan kimi yapıştırıyorsun? Ototrofları. Ayrıştırıcılar da tam tersini yapacak organik maddeleri inorganik maddelere çevirmiş olacaklar. Bir canlının doğal olarak yaşayıp üreyebildiği alanlara ne ismini veriyorduk? Habitat ismini veriyorduk. Canlılar habitatlarını zaman içerisinde değiştirebilir. Balıklarda da göç davranışı var, kuşlarda da göç davranışı var. Senenin bilmem kaç ayını falanca ülkede geçiriyor, bilmem kaç ayını filanca ülkede geçiriyor. Yani habitatını zaman içerisinde değiştirebiliyor. Evdeki süs balığı, Japon balığı için akvaryum habitatken, bilmem ne balinası için denizler habitat olamıyor. Illaki okyanuslar olacak. Okyanusların da bilmem kaç kilometre derinliği, bilmem kaç kilometre ya da bilmem kaç derece su sıcaklığı olacak. Yani habitatların özellikleri de birbirlerinden farklı olabiliyor. Ayrıştırıcı canlılar bizim için çok çok önemli canlılardır dedik. Neden? Çünkü bunlar ekosistemdeki madde döngülerinde aşırı derecede görev yapan canlılardır. Organik atıkları parçalayarak neye çeviriyorlar? İnorganik maddelere dönüştürebiliyorlar gençler. Kimler ayrıştırıcıdır? Bakterilerin bir kısmı ayrıştırıcı canlılardır. Mantarların bir kısmı ayrıştırıcı canlılardır geçen seneden hatırlarsanız protista alemi denilen bir alem vardı. Protista aleminde bulunan cıvık mantarlar da ayrıştırıcı canlılardır. Cıvık mantar mantar değil o bir protisti. Cıvık mantarlarda da ayrıştırıcılar da aklımın bir kenarına yazılsın. Bir sonraki derste canlılarda beslenme şekillerini anlatacağım dedim ya. Orada otçul, etçil ayrıştırıcıların neyi neye dönüştürdüklerini de detaylı olarak vereceğim. Organik atıkları üreticilerin tabii ki kullanabileceği inorganik bileşiklere dönüştürüyorlar. Hadi şurada göstermiş olayım. Burada inorganik madde olsun. Su, asit, baz, tuz, mineraller inorganik maddelerdi. İnorganik maddeleri kimler organik maddelere, karbonhidrat, yağ, protein, vitamine çevirebiliyordu? Ototrof canlı dediğimiz canlılar gelip Organik maddeleri inorganiğe çevirebilenler de ayrıştırıcı, saprofit, çürükçül canlılardır. Üçü de sorularda karşımıza çıkar. Doğada oluşabilecek tabii ki organik atık madde kirliliğini engellemiş oluyor. Eğer organik maddeler inorganiğe çevrilmeseydi işte dünyada canlılar var olduğundan bir, bu yana her yer organik atık olurdu. Bizim adım atacak bir alanımız kalmazdı veya organikler inorganiğe dönüşmediği için üreticiler inorganik ham madde kaynağı bulamazdı. Ekosistemlerin durması yok olması söz konusu olurdu diyeyim. Buradan ekosistemdeki cansız faktörlere geçiş yapıyorum. Yani A biyotik faktörlerden bahsediyoruz. Abiyotik faktörlerin en başında kime anlatacağız? Tabii ki enerji kaynağını. Aslında ototroflarla bağlantılı. Ekosistemlerde besin zincirlerini ototrof canlılar başlatmıyor muydu? Ototrof canlıların, üretici canlıların besin sentezleyebilmesi için de mutlaka neye ihtiyacı var? Hocam bir enerji kaynağına ihtiyacı var. Fotosentez yapan canlılar enerji kaynağı olarak neyi kullanıyordu? Işık enerjisini, güneş enerjisini kullanıyordu. Bir de ne vardı? Kemo ototrof, kemo sentez yapan canlılar. Onlar da enerji kaynağı olarak kimyasal enerjiyi kullanıyorlardı. O zaman ekosistemlerde ışık ve kimyasal enerji dediğimiz iki tane enerji kaynağımız var. Ama ekosistemlerin çok büyük bir kısmında ışık enerjisi çoğunlukla ana enerji kaynağıdır. Işık da nereden geliyor? Tabii ki güneşten geliyor gençler. Fotosentez yapan üretici canlılar ışık enerjisini kullanarak ne yapacak? İnorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirecek. Mesela üretici canlılar sadece bitkiler değil bazı bakteriler de üretici canlılar. Öglena da alk de üretici canlılar. Bitkilerin yaptığı fotosentez tepkimesini hatırlayacak olursak Bitkiler ne yapıyor? Karbondioksit alıyor hocam, suyla birleştiriyor. Buradan besin sentezini gerçekleştiriyor, atmosfere de oksijen gazını veriyor. Yani aslında inorganik maddelerden ne yapıyor? Organik madde sentezini yapıyor. A bu işi bitkiler yapıyorsa illaki tabii ki klorofil pigmenti dediğimiz pigmente ihtiyaç var. Işık enerjisi dediğimiz enerjiye de mutlaka ihtiyaç var. Ekosistemde diğer canlıların büyük çoğunluğu enerji kaynağı açısından bitkilerin sentezlediği organik maddelere ihtiyaç duyar. Bitki ışık enerjisini kullanarak besin sentezleyecek. Ben de besini oksijenle yakarak ATP sentezleyeceğim. Yani enerjimi aslında ben neden karşılayacağım? Besinden karşılamış olacağım. Pek çok bitki. Büyümek için, gelişmek için, tohum oluşturmak için, çiçeklenmek için yaprak dökümü için neye ihtiyaç duyar? Işık alma süresine ihtiyaç duyar. Mesela bizim uzun gün bitkilerimiz var. Işık 14 saat almazsa çiçek açmıyor. Kısa gün bitkilerimiz var. Bunlar da uzun süreli ışık almak istemiyorlar. Kısa süre ışık aldıkları zaman çiçek açıyorlar gençler hayvanların çoğunun biyolojik davranışında da ışığın etkisi önemli. Güneş ışığı tabii ki çok önemli. Ay ışığı dediğimiz ışığa bağlı olarak da canlıların hareket etmesi söz konusu oluyor. Mesela bir tane örnek anlatayım size. Biliyorsunuz karetta karetta dediğimiz kaplumbağa türü var. Nesli tükenme tehlikesi altında. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için de koruma altına alınmış bir kaplumbağa türü. Bizim ülkemizde de bir sahil var. Şurasını deniz olarak hayal et. Bu sahil şurası da ormanlık alan. Şurası sahil diye de yazmış olayım. Kaplumbağaların şöyle bir özelliği var. Kaplumbağalar gidiyorlar sahile yumurtalarını gömüyorlar. Yumurtadan çıkan kaplumbağalar denize doğru gidiyor. Denizde işte büyüyüp gelişip tekrar e, yumurta verebilecek büyüklüğe ulaştıktan sonra nerede yumurtadan çıktılarsa o sahile geri dönüyorlar. Onlar da yumurtalarını oraya gömüyorlar. Şöyle bir durum söz konusu. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için yumurtaların korunması lazım. Devlet de bununla ilgili çalışmalar yapı yaptı. Bu karetta karettaların yumurtalarının ekildiği yumurtalar ekildiği dedim ya yumurtalarını bıraktığı sahille insanların girişine izin vermiyorlar. Burada yüzmeyin buraya tatil amaçlı gelmeyin. Sadece işte turizm amaçlı gelip yuvaların etrafında dolaşabilirsiniz diyorlar. Neden? Çünkü kaplumbağalar yumurtalarını götürüyor bu sahile gömüyorlar. Sahile gömdükleri zaman gece yumurtalar çatlıyor, gece kaplumbağalar çıkıyor. Ne yapıyorlar? Ay ışığı denize vurduğu zaman ışığa doğru hareket ediyorlar ışığı takip edip denize ulaşıyorlar. Denize ulaşanlar ne yapıyor? Yüzüyor, büyüyor, gelişiyorlar. Buraya ormanlık alanı otel yaptılar. Otel yapıldığı zaman bu oteller o kadar yüksek ışık açtılar ki kaplumbağalar yumurtadan çıktıktan sonra ışığı takip edecekler ya. Otellerden yayılan ışık çok daha fazla olduğu için kaplumbağalar ormana doğru yürümeye başladı. Denize ulaşamadıkları için bu kaplumbağalar öldü. Ee dediler demek ki ışığa bağlı olarak kaplumbağalar yolunu buluyor. Buralara otel yapılması yasaklandı. Yapılan otellerin de belli bir şiddetin üstünde ışık açmasına izin verilmedi. Demek ki güneş ışığının haricinde ay ışığı da bazı canlıların yaşam döngüsünde çok önemli. Özellikle bazı böyle denizde yaşayan omurgasız hayvanlar ayın hareketine bağlı olarak suyun üst tarafına çıkıp işte yumurta üretiyorlar, sperm üretiyorlar veya suyun daha derin kısımlarına iniyorlar gençler. Ekosistemdeki hayvanların biyolojik faaliyetleri ışığın şiddetinden ve süresinden tabii ki etkileniyor. Üreme, avlanma, göç etme gibi faaliyetler ışığa bağlı olarak gerçekleşiyor. Bir de kimyasal enerjiye en başta ben size söyledim. Kimyasal enerjinin de ekosistemler için önemli olduğunu unutmayın. Devam ediyorum sıcaklıkla. Doğada yıl boyunca tabii ki mevsime, iklime, yükseltiye, gece gündüz Uz, uzunluğuna bağlı olarak sıcaklık değişimleri meydana gelebiliyor. E her canının da sıcaklığa gösterebildiği bir tolerans var. Tolerans ne demek? Hoşgörü. Sana hiç toleransım kalmadı. Yani sana hoşgörüm kalmadı demek anlamına geliyor. Diyelim ki benim A bitkim var. A bitkim 0 santigrat derece ile atıyorum işte 40 santigrat derece arasındaki sıcaklığa tolerans gösterebiliyor. O zaman ben bu A bitkisini nerede göreceğim? Sıfırla 40 derece arasında dünyanın sıcaklığa sahip her yerinde A bitkisine rastlayabilirim. Diyelim ki benim B bitkim var. Bu B bitkisinin de sıcaklığa toleransı illaki 20 santigrat dereceyle atıyorum 25 santigrat derece arasında yaşayabiliyor. O zaman B bitkisini dünya üzerinde 20 ile 25 santigrat derece sıcaklık aralığına sahip alanlarda görebilirim. Bu mantıkla bakarsan dünya üzerinde A'nın mı çok yayılış göstermesini bekliyorsun, B'nin mi? Ya hocam tabii ki A sıcaklığa daha fazla tolerans gösterebildiği için dünya üzerinde pek çok alana yayılış gösterebilecek. Dünya üzerinde daha fazla bu A türüne rastlayacağım B ile kıyas yaptığım zaman. Sıcaklık canlıların büyüyüp gelişmesinde, metabolik faaliyetleri üzerinde, üremesinde belirleyici etkiye sahiptir. Bitkilerin çimlenme, çiçeklenme dönemleri sıcaklığa bağlı olarak değişirken bazı hayvanlarda metabolizma hızını arttırır diyor. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela Gerçi şimdi Mart ayında da e, iklim değişikliğinden dolayı gerçekleşmiyor ama derler ki işte kediler Mart ayı geldi, tabii ki bunların üreme mevsimi geldi. Mart ayında kediler işte yavrulayacaklar, çoğalacaklar diyor. Kediler Mart ayında üreyeceklerini takvime bakıp mı belirliyorlar? Hayır. Ne yapıyorlar? Aslında Mart ayındaki havanın sıcaklığının düşmesi iklim koşulları onların vücutlarındaki hormonların dağılımını etkiliyor. Haliyle bu dağılıma bağlı olarak üreme davranışı da seneler içerisinde bakılmış ki hep Mart ayına denk geliyor. O yüzden Mart ayında kediler ürer diye bir laf atılmış ortaya. Gerçi iklim değişikliğinden dolayı artık Mart ayına tam olarak denk gelmiyor. Şöyle bir örnek anlatayım mesela. Soğuk iklim kuşağında yaşayan ülkelere, o iklim kuşağında yaşayan insanlara baktığınız zaman, o insanların sıcak bölgelere göre daha uzun boylu olduğunu görürsünüz. Aslında buradaki etki de sıcaklıktan kaynaklanıyor. Biz ergenlik çağına girene kadar büyüme hormonunu fazla fazla üretiyoruz. Ergenlik çağına e, girene kadar fazla ürettiğimiz için de ne kadar geç ergenliğe girersem o kadar çok büyüme hormonu üretiyorum ve daha uzun boylu oluyorum. Mesela soğuk iklimdeki bir ülkedeki kız çocuğu atıyorum 14-15 yaşında ergenliğe girerken çok sıcak bir ülkede yaşayan kız çocuğu 9-10 yaşında ergenliğe giriyor bu 14 yaşında girdi bu 9 yaşında girdi bu 14 yaşına kadar büyüme hormonunu fazla üretti bu 9'a kadar fazla üretti haliyle soğuk iklimdekilerin boyları daha uzun oluyor gençler çok soğuk o işte Norveç'te İskandinav ülkelerindekilerin daha uzun boylu olmasının sebebi bundan kaynaklanıyor hormonlar sıcaklığa bağlı olarak vücudumuzda farklı oranlarda üretilebiliyor. Canlıların çoğu küçük sıcaklık değişimlerine uyum sağlama eylemindedir. Hayvanlarda göç etme kuşlar neye göre göç ediyorlar sıcaklık değişimine göre veya işte sürüngenler neye göre kış uykusuna yatıyorlar havanın sıcaklığının düşmesine. Üreme faaliyetleri, metabolizma hızı, hareket gibi faaliyetler tabii ki sıcaklık değişimlerinden etkilenmiş olacak. Geldim diğer bir faktörüm olan iklime. Bir bölgeyi çok uzun süre etkisi altında tutan hava koşullarının tamamına birden iklim ismini veriyoruz. Nem, yağış, rüzgar yönü, sıcaklık gibi atmosferik koşulların tamamını aslında bunların hepsinin ortalamasını ifade ediyor iklim. İklime aynı zamanda klima denir gençler. İklim bilimciler klimatologdur. Klima'yla da şunu hatırla. Şimdi bizim burada da klima var. Odaya klimayı taktığım zaman yaz günü açıyorum soğuğu, ne yapıyor? Yaz günü odayı soğuğa çeviriyor. Ya da kışın açıyorum sıcağı, kış günü soğuk odayı sımsıcak bir hale getiriyor. Yani ortamın hava koşullarını ne yapıyor? Değiştiriyor hava koşullarını etkili bir makine yaptıkları için aslında ismi olarak iklim vermişler. Ama günümüze klima 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 olarak, makine olarak benzetmesi daha çok kulağımıza yerleşmiş durumda. İklim bilimcilere klimatolog denmesinin sebebi aslında klimanın iklim anlamına gelmesinden kaynaklanıyor. İklim organizmaların yeryüzünde dağılımı ve çoğalmasını tabii ki belirleyici Güneş enerjisi iklimler üzerinde belirleyici olup sıcaklığın ortaya çıkmasında etkilidir. Bir önceki konu başlığımızda aslında detaylı olarak anlattım. Bunun haricinde coğrafi konum, denize olan uzaklık, dağların denizlere paralel uzanması gibi özellikleri tabii ki iklim üzerinde etki gösterecek. Gençler, canlılar iklim özelliklerine karşı fizyolojik ve morfolojik de adaptasyonlar geliştirecek ekosistemdeki büyük iklimlere makro klima diyeceğiz. Geniş alanlarda görülecek ama bir de mikro klima kavramımız olacak. Mesela şu ağacı hayal ettiğin zaman buralar kökler, şuralarda dalları olsun. Aslında bu belli bir iklime sahip bölgedeki bir ağaç. Ama bir karınca için şuranın iklimiyle buranın iklimi arasında çok büyük fark var. Yani burası daha yüksekte ışığı daha fazla alıyor, sıcaklık daha fazla. Burası daha alt bölgede daha rüzgarlı bir alan falan filan gibi faktörler değişebiliyor gençler. Bir ağacın en üst dalıyla gövdesi arasındaki iklim farkı da aslında mikroklima olarak isimlendirilebilir iklime bağlı olarak canlıların gösterdiği adaptasyonlar söz konusu olur. Aslında canlılar adapte olabildiği ortamlarda yaşar. Mesela gidiyorsun kutuplara kutuplarda da tilkiler var. Çölde de tilkiler var. Ekvatoral kuşakta da tilkiler var. Çölle kutbu kendi içerisinde kıyas yapayım. Şimdi kutup tilkisine baktığın zaman kürkünün en başta beyaz renkli olduğunu görüyorum. Çöl tilkisinin kahverengi kürk rengine sahip olduğunu görüyorum. Kutuplar ne? Bembeyaz alanlar her yer buzlarla kaplı. Bu kahverengi kürklü olsa bir kere ortada hemen görülebilir bir konumda olacak. Avını yakalamak istediğinde ava hemen kendini görüp kaçacak. Avcısı onu hemen görecek. Ortama uyum sağlayamamış olacak. Oralar beyaz olduğu için tabii ki kutuptaki kutup tavşanı, kutup ayısı, kutup tilkisi beyaz kürk rengine sahip. Ama bu çölde yaşıyor, kumların arasında veya ekvatoral bölgede ormanda yaşayanları da düşünebilirsin. Toprak, ağaç kahverengi, çöldeki kumlar kahverengi. Kahverengi kürk rengine sahip olsun ki ortama adapte olabilsin. Avı da onu görmesin, avcısı da onu görmesin. Kutup ayıları sevimli. Neden? Ağzı, burnu, kulakları minnak. Aynı şey kutup tilkisi içinde. Bak kutup tilkisinin kulaklarını görüyor musun? Ne kadar küçük. Ağzı, burnu küçücük. Çöldekinin kulakları kocaman. Bunun da neyle alakası var? Isıyla alakası var. Şimdi bu çok soğukta. Isıyı vücudunda tutması lazım. O yüzden de bunun vücudunun çıkıntıları küçük olsun, ısı kaybetmesin, kulakları, burnu, ağzı küçücük. Çöldeki de çok sıcak ortamda, ısıyı dışarıya vermesi lazım ki o sıcaklıktan aşırı derecede etkilenmesin. O yüzden de ısı dışarıya verilebilsin diye kocaman vücut çıkıntıları var, ağzı, burnu, e, kulakları daha büyük yapıya sahiptir. Yani canlılar adapte olabildiği yaş uyum sağlayabildiği alanlarda hayatlarına devam eder. Toprak ve mineralleri de geçiyorum. Yeryüzünü kaplayan kayaçların rüzgar, su, sıcaklığın aşındırıcı etkisi... ve ortamdaki canlıların faaliyetiyle tabii ki topraklar oluşuyor. Aslında kayalar var kayalar mesela rüzgarın etkisiyle aşına 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 topraklar meydana geliyor. Veya kayalar ısınıyor soğuyor ısınıyor soğuyor ısınıyor soğuyor toprak meydana getiriyor. Çölleri düşündüğün zaman da orada kumlar var ya veya sahillerdeki kumları düşünün. Bu da yine ısınıp soğumayla alakalı. Normalde oralar toprakmış Çöller gündüzleri çok sıcak, geceleri de çok soğuk ortamlardır. Gündüz toprak aşırı derecede ısınıyor. Gece soğuyor, ısınıyor soğuyor, ısınıyor soğuyor. Ufalana ufalana kuma dönüşüyor. Deniz sahillerinde aynı mantık. Deniz vurdu, toprak soğudu, çekildi, sıcak soğudu, ısındı, soğudu, ısındı. Haliyle o denizin değdiği yerler kuma dönüşüyor gençler. Toprağa baktığımız zaman tabii ki canlıların özellikle üretici canlıların topraktan su ve mineral madde aldığını biliyoruz. Yani inorganik madde kaynağıdır diyebiliriz. Bitkiler su ve mineral ihtiyacını topraktan karşılıyorlar ayrıştırıcı canlılar, mikroorganizmalar, organik atıklar toprağı mineral madde bakımından tabii ki zenginleştirir. Ne kadar çok toprak mineral madde bakımından zenginse o kadar verimlidir diyeceğiz. Toprağın yapısal değişiklikleri ekosistemdeki bitki hayvan popülasyonlarının dağılışını etkilediği gibi çeşitliliğini de belirleyecek. Yağış miktarı, coğrafi özellikler ayrıştırıcıların faaliyeti topraktaki mineral madde miktarını etkiler. Toprağın mineral miktarı, pH değeri, zemin yapısı bitkilerin dağılımında rol oynar. Bakalım suya, su hayattır. Mars'ta su varsa orada da canlılar yaşayabilir diyorlar. Su ne yapıyor da canlı vücudunda bu kadar önemli? Tüm canlılar su kaynaklarına yakın ortamlarda yaşamak istiyorlar. Bir kere yazın terliyorum. Vücut sıcaklığımı ayarlayabilmek için suya ihtiyacım var. Kanımın çok büyük bir kısmı su. Madde taşınması için suya ihtiyacım var. İdrar yapıyorum, atıklarımı vücuttan uzaklaştırıyorum. Vücudumdan atıkları uzaklaştırabilmem için suya ihtiyacım var. Gibi gibi mesela kendi vücudumdakileri çoğaltabilirim. Enzimler su bulunmayan ortamda çalışamıyorlar. Enzimlerin çalışabilmesi için suya ihtiyaç var. Benim sindirim yapabilmem için büyük besinleri suyla parçalayıp küçüklere dönüştürebilmem lazım. O yüzden suya ihtiyacım var. Bitkiler fotosentez tepkimelerinde su kullanıyorlar. E su olmazsa fotosentez olmaz. Fotosentez olmazsa besin üretimi olmaz. Dünyanın sonu gelir gibi çoğaltabiliriz gençler. Her canlı için tabii ki su çok önemlidir. O yüzden de canlılar suya yakın alanlarda yayılış göstermek isterler. Karasal ekosistemlerde bitkiler suyu terleme ile sıcaklığı ayarlamada, fotosentez için mineralleri topraktan almada kullanıyorlar. Bitkilerin ekosistemdeki su miktarına bağlı olarak da çeşitli adaptasyonları var. Mesela bak bu tarafı kurak ortam bitkisi yapalım. Bu tarafı da nemli ortam bitkisi yapalım ikisini kendi içerisinde kıyas yapacak olursak hatta gel şöyle yapalım seninle şurası kurak ortam bitkisi olsun yani toprakta su miktarı çok az Burası da nemli ortam bitkisi olsun. Yani topraktaki su miktarı ile ilgili bir sıkıntı yok. Devamlı olarak yağmur yağıyor. Bir kere kurak ortamdaysam topraktaki su miktarı azsa bunların kökleri kazık kök halinde olacak. Toprağın derinlerini inip suyu almak isteyecek. Nemli ortam bitkisi ise aman toprağın her yerinde su var zaten diyecek saçak köke sahip olacak. Kurak ortam bitkisi ise yaprak ayası çok dar olacak yaprak ayası genişliği demek istiyorum. Su kaybetmek istemeyecek. Nemli ortam bitkisi ise aman yaprak ayam geniş olsa ne olur, dar olsa ne olur diyecek. Su kaybetmeyle ilgili bir sıkıntısı yok yaprak ayası geniş olacak gençler. Yaprakların üstünde e, bir katman vardır. Biz o katmana kütük kula tabakası ismini veriyoruz. Kurak ortam bitkisi ise tabii ki bu tabakayı ne yapmak isteyecek? Kalın yapmak isteyecek su kaybetmesin diye. Nemli ortam bitkilerinde ise kütü tabakası daha ince olacak. Su kaybetmeyle ilgili sıkıntısı yok. Bunun gövdesine bakarsan bunun gövdesinde kaktüs hayalet su depolama özelliği olacak. Nemli ortam böl bitkisinin böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Ya da bunlarda gaz alışverişinin sağlandığı... Soma adını verdiğimiz su ve gaz alışverişinin sağlandığı yapılar vardır. Kurak ortam bitkilerinde buradan çok su kaybedilmesin diye yaprağın derinlerinde olacak. Nemli ortam bitkilerinde ise daha yüzeysel olacak. Suyla ilgili bir sıkıntısı yok ki. Hemen söylüyorum. O zaman kitikula ne olacak? Kurak bölge bitkilerinde kalın, nemli bölge bitkilerinde ince olacak. Geniş kök sistemleri ihtiyaç duydukları suyu topraktan karşılayacak kurak bölge bitkilerinin e, kazık kök dediğimiz büyük derinlere inebilen kökleri olacak. Nemli alanlarda yaşayan bitkilerin yaprak yüzeyi geniş olacak. Adamın su kaybetmekle ilgili bir sıkıntısı yok ki. Yaprak ayası kurak ortam bitkilerinde dar olacak. Gençler birçok kara hayvanı da su kaybını azaltmak için su geçirmez. Bazı tabakalara sahip olabilecek. Tabii ki ekosistemdeki bu biyotik ve abiyotik faktörlerin birbirini etkilemesi sonucunda değişiklikler meydana gelebiliyor. Ekosistemleri en çok değişikliğe uğratan canlılar tabii ki bizleriz yani insanlar. Bunun sonucunda da çeşitli sorunlar meydana geliyor. İnsan faaliyetleri biyosferde beslenme ile ilgili yapıyı, enerji akışını, kimyasal döngüyü ve tüm türlerin bağlı olduğu ekosistem süreçlerini değiştiriyor. Ekosistemlerde bozulmanın en güçlü nedeni tabii ki biziz, insan faktörü. İnsan fiziksel olarak dünyanın karasal yüzeyinin neredeyse yarısını değiştirmiş. Yapılan çalışmalar da çok kısa bir süre içerisinde dünyanın dörtte üçünü değiştirebileceğimiz göz değiştirebileceğimizi gösteriyor. Şehirleşme, ağaç kesme, madencilik faaliyetleri, bilinçsiz çiftçilik faaliyetleri tabii ki yeşil alanları bozuyor gençler. Ekosistemdeki bozulmalar sadece karalarda meydana gelmez. Sucul ekosistemlere de el attık. Oraları da bozuyoruz. Deniz tabanı ve sedimentlerindeki mercanlar ve diğer yaşam formları trol avcılığı denilen bir avcılık nedeniyle kazınarak oralardan yok ediliyor. Ülkemizde de troll avcılığı yapmak yasaktır. Okyanusta bir yılda yaklaşık 15 milyon kilometre karelik alanda troll avcılığı yapılıyor yasaklandı, kaçak yapıyorlar. Bu alan bir yılda yok edilen orman alanlarının yaklaşık 150 katı. Bu da habitat ve ekosistem dengelerinin bozulmasına yol açıyor. Aşırı avlanmadan dolayı okyanuslardaki balık sayısı da tabii ki azalıyor diyeyim gençler. Konumuzla ilgili birkaç tane de soru çözüp bitiriyorum. Ekosistemi etkileyen faktörlerle ilgili verilenlerden hangileri söylenebilir? Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar tabii ki canlı faktörler yani biyolitik faktörlerdir diyeceğiz. Ekosistemde enerjinin kaynağı üretici canlılardır. Bir kere ekosistemlerde enerjinin kaynağı ya güneş enerjisidir ya da kimyasal enerji dediğimiz enerjidir gençler. Ekosistemdeki tüketici canlılar için üreticiler enerji kaynağıdır diyebiliriz. Abiyotik faktörlerde meydana gelen değişim ekosistemdeki canlıları olumsuz yönde etkileyebilir. Suyun bitmesi, sıcaklığın düşmesi, iklimin değişmesi tabii ki olumsuz yönde etkileyebilir. Bir ekosistemde toprak yapısının değişmesi o ekosistemde canlı çeşitliliğini azaltır. Bitkilerin dağılışını değiştirir, kuvvetle muhtemel azaltır. Hayvan popülasyonlarının beslenme biçimi, beslenme biçimiyle de artık bu otu yemiyor, şu otu yiyor gibi düşünme. Beslenme biçimiyle kastedilen şey ototrof, heterotroftur. Yani Dünya üzerindeki bitkilerin nesli tükendi daha az bitki kaldı diye ben ototrof olamam ben heterotrof bir canlıyım ben besinimi doğadan hazır olarak alıyorum beslenme biçimi derken kastedilen odur sorularda gençler o yüzden 1 ve 2 şeklinde oldu hemen konumuzu da özetliyorum. İki ekosistemin kesişim noktasına ekoton dedik canlı çeşitliliği fazla ama birey sayısı azdı. Bu alanlarda rekabetin fazla olduğu da sorularda karşına çıkacak. Ekosistemi etkileyen faktörler canlı faktörler olabilir. Biyotik faktör derim ona ben. Bir de abiyotik faktörler olabilir. Yani cansız faktörler olabilir. Canlı faktörler üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcı canlılardır. Cansız faktörler, abiyotik faktörler ise enerji kaynağı, toprak, mineraller, sıcaklık, iklim ve sudur gençler. Ekosistemde bir canlının üstüne düşen göreve ekolojik niş ismini verdik. Canlının doğal olarak yaşayıp hayatına devam edebildiği alanlara habitat ismini verdik kendi besinde kendi üreten canlılar ototroftur. Işık enerjisini kullananlar fotoototrof, kimyasal enerjiyi kullananlar kemototrof. Besinli dışarıdan hazır olarak alan canlılar heterotrof canlılardır. Bunlar da holozoik beslenebilir, simbiyotik yaşayabilir veya ayrıştırıcı olabilir. Ayrıştırıcılar organikleri inorganiklere çevirdiği için ekosistem için çok çok önemlidir. Madde döngüleri ayrıştırıcılar olmadan olmaz diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.